Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Bugün yine bir okur yazar programında birlikteyiz. Namık Somer ile birlikte. Geçtiğimiz günlerde okuduğumuz bazı kitaplardan bahsederek en azından okuma listenizde bu kitaplar yoksa bir alternatif öneride bulunabiliriz. Thomas Mann'ın Efendi ile Köpeği isimli uzun öyküsü Can Yayınları etiketiyle geçtiğimiz yıllarda okura ulaşmıştı. Bu kitabı okudunuz değil mi siz? Evet. Bir evet. Köpek sever olarak. Evet, büyük köpeklerle bir okudum. Özel bir de ilişkiniz var. 1929 Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştı Thomas Mann'ın. Biraz kendi kişisel hayat hikayesini de bu kitabın içerisinde görebiliyoruz. Ailesi, yaşanmışlıkları, edindikleri bir av köpeği ve onun hayatlarına katılmasından sonra o köpekle ilgili yaşadıkları ve yaşamı biraz daha farklı algılamasını kitap boyunca görüyoruz. Uzun bir hikaye bu. 108 sayfalık hikaye boyunca köpeği bulmaları, köpeğin ailelerine girmesi, köpeğin yaşadığı bir rahatsızlık hikayenin bir anlamda akışında sağlıyor. Şöyle diyor yazar, hayatından ümidini kesmişti ve görünüşe bakılırsa artık o hayatı ne yapacağını bilemeyerek çimenlerde ölü gibi yatmıştı. Ardından yerde sendeleyerek bir parça ilerlemiş, yalpalayarak bir ağaca çıkmıştı. Sanki oradan düşmek istiyordu. Sonra kendini toparlayarak zar zor taşıdığı kılıyla kaçıp gitmişti diyor. Kitabın bir bölümünde Thomas Mann henüz hiç okumamış olanların bu kitapla başlaması sizce nasıl olur? Bence iyi olur çünkü hakikaten Thomas Mann'ın usta kalemini burada hissediyorsunuz. Müthiş bir betimleme, o köpekle olan ilişkisi. En çok da şu köpeğin dilinden bir gezinme sahneleri evet. var. Onlar müthiş sahneler. Çünkü av sahnesi. Neredeyse o av sahnesinde köpeğin boyundan kitabı anlatıyor. Hı hı. Ve onun hisleriyle müthiş etkilenmiştim. Yani ne kadar usta bir kalem olduğunun tadına varıp daha farklı kitaplarını okumak için güzel bir başlangıç olabilir. Yani hem kent hem kırsalı çok iyi bilmesi ve anlatması onu çok daha usta bir yazar yapıyor. Birinci Dünya Savaşı ile değişime uğrayan Avrupa tarihini de farklı bir şekilde kitabın içerisinde yansıtıyor. Hayvanlarla ilgili yaptığı gözlemler de kitabın içerisinde bizim durup düşünmemize neden oluyor. Hayvanlar birbirlerinin yanından geçip gidemez. Korkunç bir gerginliktir bu diyor. İki köpeğin karşılaşma sahnesi. Bizim de tanık olduğumuzda üzerinde durduğumuz o bir anda bakışmaları ve birbirlerinin etki alanlarına girmesi büyüleyici bir şey değil mi? Kesinlikle. Göz göze geldikleri zaman kimyaları değişir. Evet. Köpekler. Esen Tezel çevirmiş Efendi ile Köpeği Thomas Mann'ın bu kitabı bugün aktardığımız iki kitap olsun. Evet. İkinci kitabımız Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda, daha yeni raflara giren bir kitap. Ben de hemen hemen çıktığının ilk iki, üçüncü gününde bir uzun yol otobüs yolculuğunda bir solukta bitirdim bu kitabı. Hasan Ali Toptaş tabii bir kez tanışanların bağımlı hale geldiği, her yeni çıkan eserini büyük bir heyecanla beklediği bir yazarımız. Ben de kalemini çok seviyorum. Birçok kitabını okuduk, okumadıklarımız da var tabii ki. Bu arada zaman zaman hani yazarı tüketmemek adına bir kısmını ayırıyoruz. Kitabın adı Beni Kör Kuyularda, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ünlü şiiri, Münir Nurettin Selçuk'un çok ünlü bestesi, kendisiyle birlikte onu çağrıştırıyor demek doğru. Çağrıştırıyor ve hani böyle biraz daha romantik, daha farklı bir hikaye bekliyorsunuz aslında. Halbuki yani biraz o beklentilerin dışında farklı bir şeyi var, kurgusu var. Bu arada kitabın
kapağında Nuri Bilge Ceylan'ın ünlü Ahlat Ağacı filminden alındığını, yine bir kör kuyuya inme sahnesi olduğunu söyleyebiliriz. Belki de buradaki kör kuyu aslında insanoğlunun günlük hayat içerisinde içine düştüğü ve gittikçe çıkmakta zorlandığı kuyuyu imgeliyor. Evet. Kitapta bir kentin dışındaki bir varoşta bir ailenin hikayesi üzerinden gidiliyor. Ama hemen başlarda işte olay kahramanlarından birinin, Gül Diyar'ın gözyaşlarının taşlaşması hikayesi var. Bu hikaye size acaba bu nereye varacak, farklı bir şeyler mi okuyacağım diye bir beklentiye sokuyor. Bu beklentiniz kitabın başından sonuna kadar devam ediyor. Hep o hikayeyi ondan sonra sonucunu bekliyorsunuz. Ama yazar size aslında çok daha farklı şeyler anlatıyor. Bu hikayeden dolayı işte bizim milletimizde çok vardır, karşılaşırız. İşte bir trafik kazası olur. Oraya yardıma bir kişi, iki kişi koşar. 50 kişi merakla seyreder. Yangın yanar, merak ederiz. Yani olayları merak ederiz. Burada da hani belki bu ailenin dramı, bu çocuğun sıkıntısından çok o mahalle halkı, hatta komşu mahalle halklarında sürekli bu olayı merak etmesi. Seyretme hastalığı. Evet, seyretme değil, hastalığı diyebiliriz. Ve bundan çıkartılan rant üzerine biraz da böyle egzecere edilmiş bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Zaman zaman büyülü gerçeklik, bütün kitaplarında olduğu gibi bununla da böyle düşle gerçek arasında gidiş gelişler var. Bir kayıp Hüseyin var mesela. İşte o Hüseyin'in ne olduğunu, nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Bir Halil hikayesi anlatılıyor. Hani Halil ile Hüseyin aynı kişi mi? Onun da böyle tıstırıcı, evet, mezarlıklar içerisinde geçen bir hikayesi var. Yan hikayeler kitabın zenginleşmesine katkı, evet, sunmuş. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. O yan hikayeler kitabın aslında akışına büyük katkı sunmuş. Sonuna kadar aslında bizi bir döngünün içerisinde bırakıyor. Evet, yani bu zaten hani Hasan Ali Toptaş'ın yapmaktan özellikle hoşlandığı bir şey. Kitap içindeki döngüler. Hani bir önceki kitabında Kuşlar Yasına Gider'de de öyle bir döngü vardı. Denizli Ankara arasında o araç sürekli gidiyordu. Hani bazı kişiler hani bunu sıkıcı bile bulmuştu. Halbuki o döngü içerisinde aslında o bir kısır döngü değil, bir helezon. Burada da yine böyle günlük periyotlar. Sömürenler var. Evet. Sömürenler değişiyor ama sömürülme durumu, evet, değişmiyor. Evet. Her döngüde aslında öyküye yeni ögeler sokuyor. Kitap kolay okunuyor. Hani Hasan Ali Toptaş'ın yine başlangıç kitabı olabilecek rahat okunan ama hani Toptaş'ın dille ilgili bütün ustalıkları da hissedebileceğimiz bir kitap. Henüz tanışmamış olanlara mutlaka öneririm. Tanışmış olanlar da gecikmeden okusunlar. Zaten bekleyememişlerdir, okumuşlardır. Evet, Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyular'da 100 bin ilk basımla okura ulaşmış bir kitabı. Sanıyoruz bu tirajın üstünde bir satış rakamına da ulaşacak. 2020'de de yine en çok konuşulacak kitaplar arasında sayabiliriz bu kitabı. Sevgili takipçilerimiz için Magda Szabo'nun İza'nın Şarkısı isimli kitabından bahsetmek istiyorum. Yeni bir yazarla tanıştığımda onu büyük bir iştahla okuyorum ve kitabı eğer sevdiysem diğer kitaplarını da edinmek ve okumak arzusu duyuyorum. Szabo aslında 60'lı yıllarda yazmış eserlerini. 2000'li yılların ilk döneminde Türkçe'de okura ulaşmış bazı kitapları. 1917'de dünyaya gelmiş ve 2007 yılında hayata gözlerini yummuş Macaristan'ın önde gelen yazarlarından biri olarak gösteriliyor. Yavru Ceylan isimli bir romanı var. Kapı, Katalin Sokağı isimli kitapları da Yapı Kredi'den okura geçtiğimiz yıllarda ulaştırılmıştı.
İzan'ın şarkısı 2017 yılında okura Hakan Tansel çevirisiyle ulaştırılmış bir kitap. Kitap dil bakımından bizi ilk sayfadan itibaren soluksuz olarak bir maceranın içine çekiyor. Bir macera kitabı değil aslında bakarsanız. Şöyle başlıyor. Haber sabah gelmişti. Kadın odun ateşinde ekmek kızartıyordu. 3 sene evvel İza küçük ve tuhaf bir aygıt yollamıştı onlara. Ekmek dilimleri kıpkırmızı kesilen ince tellerin arasında göz açıp kapayıncaya kadar kıtır kıtır oluyordu. Aleti kutusundan geri koyup bir daha asla çıkarmamak üzere mutfak büfesinin dibine tıkıştırmadan önce evirip çevirmiş altın üstünü incelemişti diye başlıyor kitap. Bir yaşlı kadının hikayesine tanık oluyoruz. Yaşlı kadının bir kızı var. Doktor olarak çalışıyor. Büyük kentlerden birinde. Yaşlı kadının kocasının hastanelik olması ve ölüm döşeğindeki süreciyle başlıyor. Sonra yaşlı kadının kocası ölünce kızı annesini yanına alıyor ve kendi evine götürüyor. İza babası ölünce yalnız kalan annesini yanına almak ister. Doktor kızıyla gurur duyan yaşlı kadın sürdürdüğü taşra hayatını, anılarını, alışkanlıklarını bir anlamda kimliğini bırakıp başkente taşınır. Ne yazık ki 20. yüzyılın ikinci yarısında savaş sonrasında büyük bir hızla değişen Macar toplumunda yalnızlık ve kuşak çatışması anlamına gelmektedir bu. Değerlendirme yaparlar. Boşanmış bir kişinin aile evine geri dönmesinin mutsuzluk getireceği söylenir. Benzer bir durumda galiba anne ve babaların çocuklarının yanına taşınmasıyla aynı hikaye sürüyor. Çünkü alışkanlıklar var ve bu alışkanlıklar ne yazık ki kuşak çatışmasını beraberinde getiriyor. Yaşlı kadın kızıyla daha çok zaman geçirmek istiyor ama günlük hayatında çok yoğun çalışan kızı eve geldiğinde annesiyle o kadar da zaman geçirmek istemiyor. Sıza bu ilk kez 1963 yılında yayımlanan romanında insani değerlere en bağlı, en idealist kişilerin bile yakınlarını anlamakta nasıl yetersiz kalabileceğinin altını çiziyor. Hermann Hesse Sıza bu için şöyle demiş: Sıza boyu keşfettiyseniz altın bir balık yakaladınız demektir. Yazmakta olduğu bütün kitapları alın, ileride yazacaklarını da alın demiş yaşadığı dönemde. Ben de Hermann Hesse'nin yolundan ilerliyorsun. Evet, Hermann Hesse'nin dediğini yaptım ve bütün kitaplarını aldım. İza'nın şarkısını okurken bolca da tabii kitapta bölümler alıntıladım. İnsan yaşlanınca kimse tarafından parmakla gösterilmedikçe rahat ediyordu diyor mesela. Ben biliyorsun son dönemde yaşlılık üzerine çok fazla düşünüyorum ve yaşlılık metinleri yazıyorum. Bu anlamda da yaşlı bir kadının hikayesine tanık olmak beni ziyadesiyle üzdü diyebilirim. Zaman zaman tebessüm ettirdi. Çünkü yaşlı insanların alışkanlıkları ve o değişmezlikleri benim hep ilgimi çekmiştir. İza'nın şarkısını okurken de bu değişmezlikleri bir kez daha gördüm. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmıştı İza'nın şarkısı Magda Szabo. Henüz keşfetmeyenler için ilerleyen dönemde gerçekten de Hermann Hesse'nin söylediği gibi altın bir balık olarak gösterilecek. Türk okuyucusunun bu yazarı daha çok okuyacağını düşünüyorum. Benim de kitaplığımda okuma sırasını bekliyor. Evet. Bu heyecan verici sunumdan sonra herhalde öne alırım ben de. Sıradaki kitabımız Lisbon'a Gece Treni. Yine çok büyük bir iştahla ve merakla okuduğum kitaplardan biri. Kitap Ağacı Trabzon olarak birlikte okuduk bir kitabı. Pascal Mercier'in kitabı, İknur Özdemir çevirisiyle Kırmızı Kedi'den çıkmış. Yine çok rastladığımız gibi bu yazarın da takma adı, esas adı Peter Bieri. 1944 doğumlu ve felsefeyle uğraşan bir kitap. Kitap da onun için çok son derece incelikle dokunmuş bir kitap. Kitabın çok yerinde Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabına atıflar var. Kısaca şöyle özetleyelim. Çünkü hani saatlerce konuşulacak bir kitap. Benim de bir sürü notum var gördüğünüz gibi üzerinde. Profesör kendi halinde yalnız yaşayan, satranç oynayan ve işte çocuklara böyle
dinlerle ilgili dil eğitimi veren bir kişidir. Bir gün okula giderken, yağmurlu bir günde bir genç kadınla karşılaşır. Genç kadın işte tam belli olmayan bir şekilde ya bir kırmızı yağmurlu ya kırmızı bir şemsiyesi olan genç kadın. Kapakta kırmızı şemsiye. Evet, olmuş. Şemsiye ama hiç biraz değişiyor içeride. Böyle ana öyküyü biraz flu yazmış yazar. Onun için böyle bazı şeyler değişiyor içinde. Tam köprüden atlarken profesör atlar ve bu genç kadını kurtarır. Genç kadın onunla birlikte sınıfına gelmek ister. Sınıfa işte öğrencilerin içerisine onu alır. Tam dersin sırasında kadın kabanını sınıfta bırakarak sınıfı terk eder. O kabandan sonra da profesör kadının izini sürmeye çalışır. Yine kitapta tam olarak belli olmayan bir nedenle belki bir fiş bularak bir kitapçıya gider ve bir kitap alır. Kitap özel basım kitaptır. Çok az sayıda basılmıştır. Ve Portekiz'de bir doktor Prado'nun kaleme aldığı bir kitaptır. Kitabı okumaya başlar profesör ve çok etkilenir. Bütün işini, gücünü, dersini bırakır, derste bile geri dönmeden bir bilet alır ve Lizbon'a yolculuğa çıkar. Lizbon'daki yolculuğunda bu kitaptaki izleri sürer. Ailenin doktoru işte Portekiz'de Salazar döneminde, faşist dönemde dirençlilerle beraber olan ama aristokrat bir ailenin çocuğudur. Bir yandan direnişe katılırken bir yandan da iyi bir hekim olarak işini devam etmeye çalışır. Kitapta yani o devire ait doktorun bütün arkadaşlarıyla profesör teker teker görüşür. Ve iki düzlemde kitap ilerler. Bir yandan kitabın içindeki o kitapta ciddi felsefi katmanlar vardır. Örneğin baba-oğul ilişkileri, işte anne-baba ilişkileri, dinle ilgili atıflar, müthiş aforizmalar da içeren, üzerinde uzun uzun düşünülecek şeyler. Bu değişik katmanlarda iç içe yoğun bir şekilde kitap devam eder. O kadar etkiliyor sizi ki hani bu romanın içinde geçen kitabı elinize alıp okumak istiyorsunuz. Evet. Son derece yani normal mesela kitabın edebi düzeyine göre kitabın içindeki kitap çok daha böyle edebi düzeyi de yüksek bir evet, kitap. Evet. 3,5 milyon dünyada okura ulaşmış bir kitap olduğunu da söyleyelim. Evet. Filme de uyarlandı. Evet, filmini de izledim. Gayet güzel ama filmiyle ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi tabii bu hep tartıştığımız konulardan biri. Bu kitabın filminde biraz kolaylaştırma amacıyla kitabın özünde olmayan farklı ögeler de konmuş filmin evet. içerisine. Bu aslında biraz da böyle hani okuru yanıltıcı gibi. Yani işi kolaylaştırmak ama farklı bir hikaye yazılmış şeyin bazı yerlerinde. Hı hı. Filmin bazı yerlerinde. Ama çok başarılı. Yani ben yine her zamanki klasik önerimi yapacağım. Yani kitabı okuduktan sonra kişilerin filmi izlemesini isteyeceğim. Çünkü filmi önce izlerlerse oradaki bazı başat olaylar kitabın okuma zevkini düşürebilir. Evet, bu aralar senin editörlüğünde bir proje var ve o proje kapsamında mahallemizin öykülerini yazıyoruz. Onun için ben de okumalarıma biraz mahalle ve kent öykülerini bu ara katmaya çalışıyorum. Ve John Steinbeck'in Tatlı Perşembesi'ni okudum. Çok güzel bir kitap. Aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Daha çok biz Sardalya Sokağı'nı biliyoruz, ikinci kitap. Ve Yukarı Mahalle'de üçüncü kitap. Her ne kadar bağımsız okunabileceği söylense de bu kitapların Tatlı Perşembe'den başlamak kesinlikle gerekiyor. Çünkü o mahallenin sıcaklığını, kokusunu, insanları, evleri, mekanları, mahalledeki ekonomik yapıyı, dönüşümü, duyguyu bu kitapta hissediyorsunuz.
Son derece sıcak ve güzel bir hikaye. Yani deniz kenarında bir kasabanın, yine deniz kenarına yakın bir mahallesi burası. Sardalya fabrikası var ve bu fabrika kapanıyor ve kapanmasıyla daha da yoksullaşıyor mahalle. Yoksul pasajı diye bir şeyi var, kişilerin kaldığı yer var. Çok sıcacık bir hikaye. Bana da çok fikirler verdi. Yani bir mahallenin öyküsü nasıl yazılır diye. Hani çok böyle büyük bir olay kurgusu beklemiyoruz kitaptan. Yok da zaten. O mahalledeki insanları, onların hikayelerini anlatırken de geçmişten gelen hikayelerini, işte savaş katmanı da giriyor işin içerisine. Ya da işte ekonomik durumu, iyiden kötüye giden işte kapitalist dönüşümün etkilerini de hissediyorsunuz. Zenginler yoksullaşıyor, yoksullar zenginleniyor. Güzel bir kitap. İşte Steinberg'i biz daha böyle sert kitaplarıyla tanıyorduk. Gazap Üzümleri gibi, Bitmeyen Kavga gibi ya da işte Fareler ve İnsanlar, İnci gibi. Bu daha yumuşak bir kitap ve kitabın çok önemli bir özelliği de ciddi miktarda değişik edebi eserlere atıfta bulunması. Bu en azından benim daha önce okuduğum Steinberg'lerde çok rastladığım bir şey değil. Ciddi bir şekilde değişik edebi eserlere atıflar, oradan alıntılar var. Bu açıdan da edebi yönü de oldukça güçlü. Evet, okurun beslenme kaynaklarını artıracak türde bir eser. Kesinlikle, yani yeni eserlere yelken açacak bir kitap. Bunu da okurlarımıza, böyle tatlı güzel bir kitap okumak isteyen okurlarımıza tavsiye ederim. Evet, Dost Körpe çevirisiyle Ser Yayınları'ndan çıkmış bu kitapta. Programımızın sonuna geldik. Okur yazar programında bugün yine Namık Somer'le birlikte çeşitli kitaplara göz atmaya çalıştık. Kamerada Dilek Bilge, montajda Ali Genç Türk adına hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.